Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önce yaptığım 4 videodan bir kolaj yapıp tek bir video haline getireceğiz. Biliyorsunuz PSA grubu ticarilerini ortak olarak üretiyor. Benim kanalımda da bu 4 ortak ticarinin 4'ünün de videosu mevcut. Rifter, Combo, Berlingo ve ProAce City, bu 4 aracın inceleme videosu da benim kanalımda mevcut. Ama insanların aklında bu 4'ünden hangisini alsak tarzında soru oluşuyor ve tek videoda görmek istiyorlar. Ben de bu 4 videodan sırasıyla önce ön tasarımlarını, sonra yan tasarımlarını, arka tasarımlarını, iç mekanlarını ve kullanışlılık özelliklerini sırayla peş peşe koyarak bir video yapmak istedim. Dilerseniz gelin videoya geçelim ama öncesinde videoyu izledikten sonra eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi gelin Rifter'ın ön tasarımıyla başlayalım. Şimdi gelin ön tasarımıyla başlayalım arabanın. Şimdi ön tasarımıyla başlayacağız. Önde Peugeot'un, gel yaklaş. Önde Peugeot'un LED farları mevcut. Burada güzel detaylı aslan pençesi. Şurada girintisi de var tamponda. Yana doğru devam ettiğimizde piyano bilekli bir panjurumuz var. Üzerinde Peugeot logosu var. Rengi çok hoş. Rengini beğendim. Biraz ön tasarım Peugeot'larda 2008'de falan da var o. Biraz yüksek oluyor. Burası yüksek olduğu için bu geneli biraz daha SUV havasında oluyor. Bir ticariden ziyade bir SUV havasından oluyor. Bu arada PSA kardeşlerin Combo, ProAce, Berlingo ve bu 4'ü kardeşler. Bu onlara göre kendi özgünlüğünü daha çok sunan bir araba. Diğerleri birbirlerine daha çok benziyorlar. Bu biraz daha farklı onlardan bu yönüyle. Biraz daha böyle gel yan tasarımdan al şöyle. Biraz daha SUV vari duruyor. Biraz daha SUV'msi duruyor. Şimdi baştan ben bir şey söyleyeyim mi? Bu ön tasarım bence çok iyi. Zaten biliyorsunuz bu platformu üretilen Berlingo, Rifter, işte Combo hepsi aynı platform, aynı araç. Ön tasarım dilleri markaların kendi tasarım diline göre oluyor. Ben bunu daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bu platformda Rifter ve bunun arasında kalırdım. Ön taraftan başlayacak olursak burada farlarımız var. Halojen aydınlatmalı farlar ve şöyle farları yakalım. Gördüğünüz gibi farlarımız halojenmiş. Aşağıda sis farlarımız var. Piyano bilekli kapalı bir panjurumuz ve ortada Toyota logomuz var. Yine ön tarafta park sensörlerini görüyorum. Burada plakalığımız yer verilmiş. Şöyle yan tarafa doğru geçmeden önce kaputta kısa bir kaput kullanılmış. Tampon kaputa gelecek hasarı engellesin diye. Araç kilitledi bu arada kendini, kapıları açmadığımız için. Şöyle anahtarını gösterelim. Bu araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma var. PSA'dan tanıdığımız bir anahtar. Arkada Opel logosu yer alıyor. Buradan da farları açabiliyorsunuz. Farlar demişken ön tasarımına başlayalım. Opel'in en son çıkan Mokka'daki gibi değil de daha önceki modellerinde kullandığı tasarım dilini kullanıyor önde. Rengi güzel bir araç. Rengi böyle mavi ile gri arasında bir renk. Bu rengi ben severim. Şöyle farlarımızı anahtardan yakalım. Halojen farlarımız var. Gördüğünüz gibi LED'de gündüz farlarımız var. Şöyle kapatalım tekrar. Aşağıda sis farlarımız, ön park sensörümüz yer alıyor. Ortada sağında ve solunda krom kanatları olan Opel ızgaramız yer alıyor. Altıgen formunda bir panjur. Aşağıda da geniş bir açıklığımız var. Ön taraf şöyle bakın. C5 Aircross'a biraz benziyor. Burada işte Struen'in yaptığı gündüz farıyla normal farı ayırma yöntemi. Sis farının çevresinde beyaz bir parça var. Hoş duruyor. Ticari segmentinde güzel bir araç. Ön tarafta yine böyle değişik bir ızgara görünümü var. Evet, ön tasarımları izledik. Sizden şöyle bir ricam var. Bu videoyu izlerken ön, yan, arka, iç mekan ve kullanışlılık olarak 5 kategori yapıp yorumlarda bu 5 kategoride hangi aracı tercih edeceğinizi ve sonuç olarak hangisinde siz olsanız karar kılardınız, bunları yazmanızı bekliyorum. Şimdi gelin yan tasarım, arka tasarım, iç mekan ve kullanışlılıkla devam edip kapanışa gidelim. Gelmişken başlayalım. Bu arada kaput mesafesi çok kısa. Bu PSA ticarilerinin geleneği. Yanında plastik dodiklerimiz, kapı yanı eklentilerimiz vesaire var. Jant lastiklerimize bakalım. Goodyear Efficient Grip ile gelmiş. 215-60R17 konturlu güzel alüminyum alaşımlı jantları var. Sinyalde çamurluk. Çamurlukta sinyalimiz var ve GT logomuz var. Artık Peugeot'lar GT Line olarak gelmiyorlar. Sadece GT olarak geliyorlar. Burada piyano bilek bir aynamız var. Bu araçta galiba bilek paket var. Tavan rayları da piyano bilek. Bu araçta galiba bilek paket var. Ben öğrenirim birazdan. Şöyle yandan devam edelim. Açılabilir arka camlarımız var. Kediye göre en büyük artısı bu. Karartılmış camlar bu arada. Depo kapağımızın yanında yine arkada piyano bilek detaylar devam ediyorlar. Geldik arka tasarıma. Arkayı biraz geriden ve geniş alırsan çok sevinirim. Arkada açılabilen bir camımız var. Şöyle iki tane kontrolcü var burada. Şuna basıyorsunuz. Arka cam açılıyor. Böyle dar yerlerde bagaja ulaşmak için burası gayet güzel bir olanak sunuyor size. Burayı böyle kapatıyorsunuz. Kapandı gördüğün gibi. Arka bagaj kapağımız yine diğer kardeşleriyle çok benzer. Burada bir GT yazısı var. Solda da bir Rifter yazısı var. Arka stop tasarımı olarak diğer kardeşlerinden farklı bu araba. Diğer kardeşlerinin hepsi birebir benzerken bu üçlü aslan pençesi o Peugeot'un vurguladığı hareketi vurguluyor bize. LED bu arada stoplarda. Şu biraz öteki tarafa çekil, bagajını açalım. Bagaja bakalım. Ben de yan tarafa gelecek olursak burada gunmetal renkli 17 inçli alüminyum alaşım jantlarımız mevcut. Rengi çok hoş, tasarımı da beğendim açıkçası. Dağılınmaz işlerimiz yine yalıtımlarımız var. Yan tarafa devam edecek olursak daha önce çektiğimiz Berlingo videosuyla hatırlayacaksınızdır bu tasarımı. Şurada kromlu bir detayımız mevcut. Yanında ProAce City test aracı olduğu için yazısını yazmışlar. Arka camlarımız açılıyor. Arka camlarımızda karartma var. Üstte de gri bir tavan barımız var. Aynalarımız katlanıyor. Şöyle arabayı açınca açıldılar. Gördüğünüz gibi kilitleyince de kapanıyorlar. Kapı raylarımız yine gizli. Arka tasarımına yavaş yavaş geçelim. Ben şöyle aşağı ineyim. Arkada yine kardeşlerinden tanıdığımız bir tasarım mevcut. Stop lambaları yine Berlingo'da ve Combo'da gördüğümüz stop lambaları. Toyota yazımız, Toyota logonu da ProAce City yazımız büyükçe belirtilmiş. Arkada park sensörlerimiz var. Burada geri görüş kameramız var. Bu cam açılıyor. Yine diğer kardeşlerinin dolu paketlerinde olduğu gibi. Burada iki tane buton var. Diğerini bulayım. Şöyle basıyorsunuz. Ve bu cam açılabiliyor. Böylece bagaja kolaylıkla erişim sağlayabiliyorsunuz pandizot kısmından. Pandizotu kaldırarak da bagaja erişebiliyorsunuz. Bu camı sonra yavaşça kapatıyorsunuz. Bagajı açalım. Tabii camı kapatamadım. Sonra bagajı açalım. Yan tasarımına doğru dönecek olursak tasarımını çok beğendiğim 17 inçlik alüminyum alaşımlı jantlarımız yer alıyorlar. Ve siyah ayna kapakları var. Parçamız renkli. Arka camlarımız otomatik ve karartmalı. Üstteki tavan rayımız da gri renkli tercih edilmiş. Anahtarsız giriş var dedim. Kapı kolunda görebilirsiniz. Ön camımız PSA ticaretlerinde öyle zaten. Geniş, güzel. Arkaya doğru geçtiğimizde disk frenlerimizi görüyorum. Arka tasarımında PSA ticarileriyle benzer bir otomobil. Stopları Berlingo ile aynı zaten. Renkli bir tamponumuz var. Altında da şöyle bir ek bir parçası var. O da güzel. Bir egzoz çıkışı yok. Egzoz çıkışı aşağıda. Bir geri görüş kamerası görüyorum. Açılan bir cam. Karartmalı. Ve Combo Life yazısını görüyorum. Bu Life olarak geçiyor galiba bunlar. Binek amaçlı oldukları için. Camı şuradan açıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Camı açarak buradan dar alanlarda arka bagaj kapağı açılmayacak gibi ise buradan camı açarak bagaja ulaşabiliyorsunuz. Yan tarafa geldiğimizde burada Michelin Energy Saver'la gelmiş. 205, 60, 16 siyah alüminyum alaşım jantları var. Güzel, hoş duruyor. Şu kapıyı bir kapatalım. Ve yan tasarıma bakalım. Yanında Struen'den alışageldiğimiz air bumplar var. Ve bunun çevresinde de beyaz parça devam ediyor. Yan tasarımdan PSA grubu araçlarla aynı. Şurada güzel bir hareket var. Arka camları açılıyor. Kedide olmayan bir şey. Şöyle arka tasarımına gelelim. Arkada yine Combo'yla, Rifter'la benzer bir tasarım var. Stopları farklı. Bu giriş seviyesi olduğu için arka tampon boyasası ve arka camı açılmıyor. Üst donanımlarda arka cam açılabiliyor ama arka tampondan emin değilim. Şöyle yavaşça isterseniz bagajı açalım. Bagajdan başlayalım bu sefer. Bunların bagaj kapakları biraz sesli açılıyorlar. Burada gayet güzel eşya saklama alanlarımız var. İçeriden de erişim var. Yine diğer PSA'larda, ProAce City'de, Berlingo'da, Combo'da olduğu gibi bununla da ara separatörümüz mevcut. Bu separatörün olayını ben size anlatayım. Her videoda anlattım. Bunu da ilk kez izliyorsanız burada da anlatayım. Bu arada Bu arada videoyu ilk kez izliyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Burada bu separatör Türkiye için bir zorunluluk gerektirmiyor ama Avrupa'da bu araçların muayeneden geçebilmesi için bu separatörün olması gerekiyor. Bu separatör Avrupa'da bir zorunluluk. Separatör dediğimizde ara bölme. Bu ara bölme Avrupa'da bir zorunluluk. Avrupa'da olması gerekiyor. Muayeneden geçemiyor. Bu separatörü burada sökebiliyorsunuz. Burada aletini de yanında vermişler. Şurada. Bunu söküp çıkarabiliyorsunuz. Çıkardığınız zaman bagajı gayet güzel kullanıyorsunuz. Çünkü bu varken arka bagaj, arka yaşam alanındaki koltuklarınız biraz daha dik kalıyorlar. Bunu söktüğünüz zaman bir 2-3 santim daha yatıyorlar ve yatık olduğu zaman daha rahat oluyor. Şimdi pandizotumuz sert bir pandizot ve kapalı. Ama şöyle 3 kademeli olarak açıp buraya da yiyebiliyorsunuz. Bu pandizotu ortaya alabiliyorsunuz. Bir raf olarak şöyle girintileri var. Burada bir bardaklık, orada bir bardaklık. Burada bir 12 volt soket var. Burada. Burada 2 adet, bir tane oyuk, bir de reflektör koymalık yeri var. Bagajın altı halı kaplı. Buradan stepneyi aşağı düşürebiliyoruz. Bagajın plastikleri vesaire güzel. Pandizotun üstüne 25 kilogram yükleyebiliyormuşuz. Şöyle kapatalım pandizotu. Sağlam duruyor. Bizim arabadakinden sağlam duruyor. Onu söyleyebilirim. Bagaj kapağının plastikleri güzel. Burası kedide, Suntay'da biliyorsunuz. Bunda plastik. Çekil, kapatayım bagajı. Kapattım. Şu iç mekana doğru geçelim. Ön taraf. Sonra bagajı açalım. Elektrikli bir bagajımız yok. Yine diğer kardeşlerinden tanıdığımız gibi. Ama burada güzel bir kaplaması var. Kedide hatırlarsınız. Kontraplekti. Burada plastik. Burada bir tutma kolumuz var. Bagaja geçelim yavaş yavaş. Burada gördüğünüz gibi Berlingo'nun boş vakitinde görememiştik. Bunu da görmemiz iyi oldu. Modutop diye geçiyor Struen'de. Burada da ek yükleme alanları olarak. Ön taraftan da şöyle göstereyim. Erişim var. Ama bu araçta da var. Bu ara bölme. Bu ara bölme olduğu için önden ulaşamıyorsunuz. Ama bu ara bölmenin olayını anlatayım ben size. Bu pandizot katlanıyor böyle. Ve öne doğru gidiyor. Bu da güzel bir şey. Bizim arabada mesela bunu söktüğün zaman koyacak yer yok. Dışarıda bir yere koyman lazım. Bu da aniden gelişen durumlar için güzel bir özellik. Burada bir 12 voltluk soketimiz ve bir bardaklığımız var. Bu aracın 7 kişilik versiyonunda yurt dışında mevcut. Ülkemizde olmasa da ondan kalan 2 adet bardaklık var burada. Burada bir ışığımız, bir lastikli bölmemiz var. Yine reflektör koymak için burası bu arada. Yine pandizotu aşağıya alabiliyorsunuz ve 20 yazıyor burada? 25 kilogram yükleyebilirsiniz diyor. Burada bir oyuğumuz var. Onun haricinde bagajda bir şey yok ama bagajın sundukları şeyler güzel. İçerideki malzeme kalitesi de güzel. Eşik zaten düz. Burada da stepneyi indirebilmemiz için bir vidamız var. Şimdi şunu geri kapatalım. Evet. Bagajımızı da koldan çekelim. Ama çok ağır bir bagaj değil. Güzel. Mesela bunda vakum yok. Kedi de vardı. Çok dert mi? Değil. Bazı yerlerde arabayı biraz daha önde bırakmanız gerekiyor. Burada pandizotumuzu böyle kapatabiliyoruz. 3 kademeli bir pandizotumuz var. Şöyle bagajın içini göstereyim. Diğer PSA'larla benzer. Yanında bir reflektör tutucusu. Şurada bir bardaklığı. Burada bir 12 voltu ve bardaklığı. Şu yanda da bir gözü mevcut. Bagajın hacmi vesaire güzel. Buradan bagaja ulaşmak da kolay bu arada. Zor değil camdan. Burada bir gözümüz var. Bu araçta o diğerlerinde diyordum ya separatör varsa. Bunda separatör yok. Sökmüşler gördüğünüz gibi. Ve böylece buraya arkadan içeriden iletişimi var. Göstereceğim. Buranın içi de kaplı. Ses yapmaz buradaki malzemeleriniz. Güzel bir göz. Şöyle burayı kapatalım camı. Bu camı birazcık sert kapatmanız gerekiyor. Yoksa kapanmıyor. Böyle kapatmanız gerekiyor. Şöyle ya ben bu arada arabayı açmadım. Anahtarsız giriş olduğu için açıldı. Şöyle devam edelim. İç mekanı. Oh, biraz sesli çalışıyor amortisörleri. Bagajında bu raf sökülebiliyor. Şurada vidaları var. Burada 2K pandizot, sert bir pandizot ve bunu buradan söküp üst tarafa da koyabiliyorsunuz. Böyle de açabiliyorsunuz ama şu an tabii şuraya değiyor. Üst katmanlayken açabiliyorsunuz. Bagajı geniş, güzel bir bagajı var. Bagaj hacmine ekrana ben yazarım yine. Şu bagajın içinde herhangi bir göz var mı bakıyorum. Şurada bir göz var. Bir de burada böyle askı vesaire göremedim. Şurada lastikli bir şey var. Buraya bir şeyler sabitleyebilirsiniz belki. Şu biraz işi bozmuş. Arka koltukları dik kalmış. Ona arkada bakacağız. Onu söküp arka koltukları biraz daha getirebiliyorsunuz. Bagajını kapatalım. İç mekana bakacak olursak kapımız gördüğünüz gibi kapı çok geniş açılıyor. Yani kapı mükemmel ve şöyle biraz yatık açılıyor diğer kardeşlerinden tanıdığımız üzere. Kapı üstleri ticari araçlarda bildiğimiz gibi sert plastik. Burası kumaş. Kumaşın sert üzeri yumuşak gerdirilmiş. Güzel hissettiriyor, fena değil. Şu kaplamalar, şuradaki kaplamalar güzel. Yani bu araba çok ticari gibi değil, değil mi? Ya ben ticari değilim diye bir algı sunabilir. Burada güzel bir kaplaması var. Dış rengiyle benzer bir kaplama. O da güzel. Kapıyı sen kapattın değil mi? Kapı hissiyatı çok güzel. Dur bir kapatıp açayım. Tok bir kapı sesi var. Ya bu çok ticari gibi değil. Biraz daha binek gibi. Bu donanımıyla özellikle. Bu incelediğim benim 3. PSA ticarisi. ProAce Berlingo, bir de bu. Bu kapı içleri aynı. Burada bir oyuk var. Burada güzel bir kaplaması var. Ama iç mekan bambaşka. Şimdi bu araç satılık bir araç olduğu için üzerinde poşetleri falan duruyor. Koltukları şöyle bir kaldırıp göstereyim. Güzel ekoseli ve güzel bir döşemesi var. Şu da Peugeot'un GT donanımlarının 3008, 508, 5008'de olduğu gibi Rifter'da da dikiş rengi. Poşetini geri kapatalım. Şöyle iç mekana doğru ben bir geçeyim. İçeride umarım pişmeyiz. Kapıyı açık bırakayım. Koltuk da bayağı gerideymiş. Neyse, koltuk gerideyken şöyle göstereyim. Direksiyonunuz ama biraz yatık duruyor böyle. Biraz daha şey gibi. Kamyon direksiyonu gibi. Şu biraz hemen öne gideceğim. Böyle çok rahatsızım. Güzel, Peugeot'dan tanıdığımız bir direksiyon. 2 kollu. İşte GT logosu altında. Yine o güzel dikişler var ya. Rengi çok güzel ya. Abi spor modellerde şey değil. Kırmızı dikiş olmasına gerek yok. Bunu Peugeot burada gösteriyor bize. Burada kadranlarımız var. Burada hayalet bir göstergemiz yok ne yazık ki ama tonları olsun ve görünüşü olsun çok güzel. Güzel, okunaklı bir gösterge. Ortadaki ekran renklidir muhtemelen. ProAce videomda vardı. Oradaki ekranla benzerdir. Burada ortada güzel bir ekranımız var. Peugeot'dan tanıdığımız. Yine bu da açılmayacak ama bildiğiniz gibi artık benim bütün Peugeot videolarımdan tanıyacağınız bir ekran var. Yine aynı. Aşağıda dörtlü butonumuz, otomatik klimamız çift yönlü, start stop yani motor çalıştırma butonumuz, elektrikli park frenimiz ve vitesimiz. Vites çok güzel değil mi ya? Evet. Tık 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 tık. Burada kocaman topuz olmasından. Aynen. Manuel modumuz var. Burada bu araçta grip kontrol dediğimiz sürüş modları var. İşte ESP'yi kapatabiliyorsunuz. Arazi modu var. Kaygan zemin modu var. Kar modu var ve normal yol modu var. İşte yokuş iniş desteği var bu arabada. Eko modu var. Bunlar güzel özellikler. Yani ticari olmasına rağmen güzel bir özellik. Burak beni arkadan uyarıyor. Burada bardaklıkları söylemeyi unuttum diye. Burada bardaklıklarımız var. Evet, bunları da söyleyeyim. Güzel, hemen el altında. Şöyle eliniz ulaşıyor. Orada da var. Burada ekranın arkasında bir oyup daha var. Bayağı buraya da bir şeyler koyabilirsin. Arabada çok göz var. Bak burada da bir göz var. Burada bu gözde kablosuz şarj var. Kablosuz şarj gözümüz ticari burada. Ticari arabaya göre bayağı iyi. Evet, burası biraz sert işte. Dizim buraya değiyor. Mesela burası yumuşak. Şu ara yumuşak olsa güzel olurdu. Yine o güzel renkli kaplamalar burada devam ediyor. Dur, geleceğiz. Dur. İnsanları heyecanlandırma. Şöyle yukarı doğru bakmayalım. Önce şuraya bakalım. Burada bir torpidomuz var. Gayet güzel derinliği. Soğutma varmış sanıyorum buradaydı torpidoda. Burada bir oyuk var. Yok, bunu direkt böyle yukarı kaldırıyorsun, açılıyor. Bayağı büyük. Bayağı evet, Burak şu an arabayla ilk kez tanışıyor. Allah. Bakalım ilk kez tanışan birinin tepkilerini de öğrenmiş olalım. Torpidosu bayağı derin. Buradan git, motorun içinden parçayı sök, aynen, yerine geri tak, gel. Ama kapanması biraz zor gibi. Şunu tekrar çekmeniz gerekiyor ya da sertçe kapatmıyoruz. Ticari hacı abi, daha ne istiyor. Burak otomobilmiş gibi düşünüyor şu an, evet, o kadar güzel araba. Burada yukarı çıkalım. Makyaj aynalarımız ışıklılar. Bu güzel bir şey. Sağda makyaj aynası yok maalesef. Bu kötü bir şey. Burada aydınlatmalarımız. Cam tavanın perdesi var. Cam tavan açılmıyor. Perdesi elektrikli olarak açılıyor. Bunu geliyorum. Bunu şöyle arka koltuğu gösterecek şekilde ayarlıyorsun. Arabayı sürerken arka yolcuları görebiliyorsun. Arka aynamız güzel. Kararan bir dikiz aynamız var. Aşağı doğru inecek olursak burada kol dayamalarımız koltukla bitişik. Bununki de burada. Şeyin, poşetin içinde. Bu güzel yani. Çok şey değil. Senin benim derdi yok. Burada güzel bir göz var. Burada da altı halı kaplı güzel bir göz mevcut. Kapalıyken de güzel duruyor. Burası bütün şeklinde duruyor. Sırıtmıyor. Şöyle tavanda bir olayımız var. Modutop diye geçiyordu galiba. Evet, Modutop diye geçiyor Struen'de. Burada nasıl geçiyor bilmiyorum. Burada bir göz var. Kocaman. Burası göz. Bunun içi aydınlatmalı. Ekrandan ayarı var, onun derecesini ayarlıyor. Gece farları yaktığın zaman buradan led şeritler yanıyor iki yanından. En azından içerisi daha Heh, onun ara görüntülerine eklerim. O güzel ama cam tavanı biraz kapatıyor. Cam tavanı kapattığı için ferahlıktan biraz ödün veriyorsun. Bir de arka ortada bir sorun çıkarıyor. Onu anlatacağım. Evet, bu üstte de gözler var. Ufak ama kullanışlı gözler bunlar. Şöyle... olmamış be. Evet, bu biraz yani başka türlü olmazdı ama. Arkaya bakalım bir de arkaya bakalım. Evet, 3 tane bağımsız koltuk var. Bu koltukların yatış şekli çok güzel. Direkt dümdüz yatıyor, bizim arabadaki gibi değil. Burada bir de şöyle bir detay var. Şimdi bu ara separatörden dolayı burası biraz öne geliyor. Bu separatörü söktüğünüz zaman buraya koltuğun yatacağı yeri öne almışlar. Bunu söktüğünüz zaman koltuk şuraya kadar gidiyor, biraz daha yatık oluyorlar. Koltuk şu an dik değil mi? Normalde bu koltuğun biraz daha geriye gitmesi gerekiyor. Bu koltuğun biraz daha geriye gitmesi gerekiyor sırtlık olarak. O zaman burası da biraz öne geliyor. Bu koltuklarda ileri geri ayarı yok. 3 tane bağımsız isofix'i var. Bir tane de önde isofix'i var. 4 tane isofix bağlantısı var bu arabada. Bu da güzel bir şey. Şöyle geçmeden söyleyeyim, ortada şaft tüneli yok. Bu da güzel. Benim fark ettiğim şeylerden. Şöyle içeri doğru geçeyim ben de yavaş yavaş. Kapımı kapatayım. İç kapı için anlatayım. Arka kapının açılıp kapanması da güzel. Cam böyle ama burada ters bir şey var. Ne biliyor musun? Bunu aşağı ettirdiğinde normalde açılır ya. Bunu aşağı ettirdiğinde cam yukarı çıkıyor. Bunu yukarı çektiğinde cam aşağı iniyor. Bunun da tam tersi yani. Normal camın tersi. Ha. Normalde camı böyle aşağı ettirip açarsın, yukarı çekip kapatırsın. Bunu aşağı böyle çekiyorsun, açılıyor, böyle yapıyorsun, kapanıyor. Burada perdemiz var. Bu da gayet güzel bir şey. Burada da yine o güzel renkli detay devam ediyor. Kapı içindeki gözler çok ufak. Yapacak bir şeyimiz var mı? Arka tarafta biraz daha büyük olursa güzel olurdu. Yok bak, burası benim sürüş pozisyonumda. Bir karış diz mesafesi var. Baş mesafem konuşmuyorum bile ama şimdi şöyle bir şey var. Her PSA ticarisinde söylüyorum. Bunda da söyleyeceğim. Bir saniye, kapıyı açayım. Şunu abi binmeden önce yükseltiyorsunuz. Yoksa sırtınıza batıyor. Burak'ta mesela sıkıntı yok. Çocuklar için normal ama benim sırtıma batıyor. Şu an daha rahat. Evet, bu böyle gelince. Dediğim gibi bu koltuk biraz dik. O aradaki bölmeyi şunu çıkardığınız zaman biraz daha yatıyor. Daha rahat oluyor. Onu söyleyebilirim. Bak yanıyor bak. Gördün mü? Evet. Yandı şu an, kapıyı açtık. Gayet güzel. Burada arada güzel havalandırmalarınız ve derecesini ayarlayabiliyoruz buranın. Yani ne kadar fan üflesin onu ayarlayabiliyoruz. Burada bir oyuğumuz, bir USB'miz var. Ortada şaft tüneli yok ve bir bağımsız koltuk var. Bu ne demek oluyor? 3-5. Ah bak, bak dediğim şeyi yaşadım. Burası abi aşağı sarkıyor değil mi? Ben de binerken kafamı çarptım. Burası aşağı sarkıyor. Aşağı sarktığı için orta koltukta oturan yolcuya şöyle oturduğu zaman biraz boğunak hissettiriyor. Şöyle tepene kafayı bir kaldırıyorsun. Tepende şey var, göz var. Arkadan öne genel bakışı atalım. Çok güzel görünüyor. Şu konsolun şöyle poşet çekil. Şu konsolun şöyle uzaması, işte orada Peugeot'un güzelim direksiyonu, güzel göstergeleri ve ortadaki kaplamanın güzel rengi, bakır bronz arası rengi çok güzel duruyor. Arkada bir masamız var. Artık ticarilerden alıştığımız üzere biraz ağır açılıyormuş. Biraz şey durmuyor mu? Aşağı eğimli. Niye? Araba giderken üstünden bir şey düşmesin diye. Böyle gidiyorsun, oynuyor. Şöyle düz olursa ne olur? Düşer. Aşağı düşer. Düşmesin diye. Burası sert kaplı bu arada. Bu da güzel. Bu da küçük yapılmış. Yine mesafe kalıyor sanırım. Evet. Cep de güzel, sıkışık bir cep. Şey olmaz. Potlaşmaz. Arabanın içini çok batırmayalım. İnelim aşağı. Güzel. Güzel. Beğendik mi? Evet, beğendik. Şöyle ön kapıyı açalım. Arabanın içi de çok sıcak. Ve bu arada bakalım şu özellik var mı? Evet. Gördüğünüz gibi buna basılı tuttum ve 4 cam birden açıldı. Burada arka cam kilitlerimiz mevcut. Kapı kolumuz krom ve burada tercih edilmiş. Verdiği hissiyat da güzel. Genişçe bir kapı içi gözümüz mevcut. Her şeyi koyabilirsiniz. Gayet rahat. Burada da bir oyuk var. Güzel. Burada arka çocuk kilitlerini ve şerit takip özelliğini görüyorsunuz. Bu ne? Bu ne şimdi? Hemen söyleyeyim. Şurada gördüğünüz gibi bu araçta heads-up display var. Heads-up display'in kontrollerini de buradan yapıyorsunuz ve far yükseklik ayarımız da burada. Şurada bir Twitter'ımız var. İç mekanın geneline şöyle bir bakalım ve aracın içine doğru geçmeden önce gördüğüm bir şeyi söyleyeyim. Isıtmalı koltuk mevcut. Bütün ayarlarımız manuel. Isıtmalı koltuk olması da güzel. Şimdi şöyle yavaşça aracın içine geçelim ve oturalım. Buradan devam edelim. PSA grubundan alışageldiğimiz hız sabitleme kolu burada. Direksiyonumuz, şuraya anahtarı koyayım. Direksiyonumuz Struen Berlingo'dan tanıdığımız direksiyon. Şu kontağı açalım. Camları çekeceğim. İçeride pişmem umarım. Tek cam açık kalsın. Şu kontağı açık kalsın. Tamam. Citroen Berlingo'dan alışageldiğimiz direksiyonu mevcut. Bu direksiyonun tasarımı güzel. Toyota logosu da güzel yerleştirilmiş. Ben beğendim. Niye Citroen'den geliyor demedim. Yakışmış. Deri bir direksiyonu var. Burada sesli komut özelliği var. Basalım. Akıllı telefon sesli komutuymuş. Sesli komut özelliğimiz var. Ses açma kapatma butonlarımız ve gösterge kontrollerimiz var burada. İşte şerit takip asistanını görebiliyoruz. Hızımızı gösteriyor. Yandım. Yine Citroen'den alıştığımız ortalama tüketim, sürüş süresi ve menzili gösteren bir ekran var. Bu biraz tabi test aracı olduğu için kullanılmış. 12.2 litre diyor ve yeni bir araç. Böyle genel anlamıyla yol bilgisayarımız var. Ekranlarda Citroen'den alıştığımız okunaklı, güzel ve renkli olduğu söylediği, şuradan da gördüğünüz gibi tabelat anlamından renkli ama siyah beyaz ağırlıklı. Buraya geldiğimiz zaman 2 adet havalandırma üflecimiz var. Dörtlü butonumuz ve kapı kilitlerimiz mevcut. Burada da otomatik bir klimamız var. Çift yönlü start stop özelliğimiz var. Elektrikli park frenimiz var. Burada ufak bir gözümüz ve eko modumuz var. Ve burada kablosuz şarjımız var. Pardon. Bu arada burada kulaklıklarımız da var, onu da söyleyeyim. Ekrana bakalım. Burada gördüğünüz gibi radyo. Şöyle basalım. Araç ayarlarını yapabiliyoruz buradan. Araç parametreleri dersek gördüğünüz gibi navigasyon yok bu araçta. Buradan menüye geçebiliyorsunuz. Ayarları yapabiliyorsunuz ve telefona geçebiliyorsunuz. CarPlay, MirrorLink ve Android Auto varmış bu araçta. Ekran Citroen, arayüzü Toyota. Güzel bir ekran var burada. Malzeme kalitesi sert. Şurada da bir gözümüz var. Malzeme kalitesinin sert olması normal bu arada. Burada güzel bir gözümüz var. Şurada bir oyuk var. Burada da torpidomuz mevcut. Torpidonun derinliği de güzel. Burada 230-220 voltluk bir priz varmış bu arada. Bunu da görmüşken söyleyeyim. Burada Citroen'den gördüğümüz vites seçicimiz ve manuel modu var. Burada güzel bir geniş ferah bir göz var. Derin. Burada da halı kaplaması var. Citroen Berlingo'dan bildiğimiz gibi bizim çektiğimizde yoktu. Bunda olması güzel oldu. Kol dayamalarımız böyle tekli. Gördüğünüz gibi tek kol dayamalarımız var. Yukarı doğru çıkalım. Burada aynalarımız aydınlatmalı. Güzel bir aynamız var. Burada aydınlatma kontrollerimiz ve sunroof'un elektrikli perdesi mevcut. Burada kemer uyarı ışıklarımız. Şurada da küçük bir detay ama güzel, arkayı gösteren küçük bir aynamız var. Burada güzel bir rafımız var. Bu aydınlatmalı ve eşya gözü olarak da kullanabiliyorsunuz. Birazcık cam tavanı baltalıyor ama fonksiyonelliğini göz önünde bulundurursanız güzel bir şey. Şöyle yavaşça arkaya doğru geçelim. Şimdi arkaya geçeceğim. Arkaya geçmeden 3 tane bağımsız koltuk var. Bu güzel bir şey. Koltukları da yine böyle tek parça şeklinde yatırabiliyorsunuz. Ama şu demir olduğu için dik tabii, bu demir olmasa daha geriye gidecek bu koltuklar. Onun izlenimi var. 3 ayrı isofix desteği var. Bu da güzel bir özelliği. Bindikten sonra burada bir masamız var. Bu kedidekinden kullanışlıymış bak. Çok rahatlıkla inip kalkabiliyor. Kedideki bu kadar rahat değildi. Açık açık söyleyelim. Burayı indirdikten sonra bir cebimiz var. Bu da güzel. Koltuklar rahat. Biraz baldır mesafesi kısa, bir de sırtlığı dik dedik. Şimdi sırtlığın dik olması dedi. Şu arka bölme, o bölmeyi çıkarırsanız sıklık biraz daha yatacaktır. O zaman rahat olacaktır. Onun haricinde ben burada yaşam alanı olarak rahatım. Baş mesafem çok iyi. Diz mesafem bir SUV kadar. Burada cam tavan içeriği ferahlatıyor. Bunun perdesi de şurada bu arada. Şu aradaki bölme biraz kapatıyor diyebiliriz ama onun da fonksiyonelliğini düşünürsek fena değil. Burada havalandırma üfleşlerimiz var. Arka klimamız mevcut. 4 kademeli havasını ayarlayabiliyoruz. Aşağıda bir oyuk ve bir USB şarjı var. Şaft tünelinin olmaması ve koltuğun bağımsız olmasıyla birlikte 3. kişi de burada rahat oturabilir. Sadece şöyle bir şey var. 3. kişinin baş mesafesi bu ortadaki raftan dolayı biraz azalıyor olabilir. Onun haricinde bir boğukluk, bir sıkıntı yok. Arka dönümden genel bakışımızı atalım yine her zamanki gibi. Arka cam kontrolleri burada. Arkada bir perdemiz var. Bir kapıyı açma kolumuz burada. Ufak bir eşya gözümüz var. Böyle arkası da. Şöyle devam edelim. İç mekana geçelim. Çok ses var. Kapıyı açıyorum. Bu arada koltuk döşemesinin rengi çok güzelmiş. Geleceğim oraya. İçeri doğru geçelim yavaştan. Manuel bir koltuğumuz var. Yükseklik ayarı ve sırtlık ayarı buradan yapılıyor. Kumaşların rengini çok beğendim. Böyle taba, gri, beyaz, karışık ve siyahla desteklenmiş. Güzel duruyor. Bu araç en dolusu olmayabilir. Elektrikli park freni yok çünkü. Şöyle içeri doğru yavaştan geçelim. Burada şerit takip sistemimiz yer alıyor ve çocuk kilitleri yer alıyor. Otomatik far sistemimizin de bulunduğu Opel'den alışageldiğimiz kollar var. Ve burada göreceğiniz otomatik uzun far asistanı var bu araçta. Direksiyonumuz sportif bir direksiyon. Diğer PSA'lara göre daha sportif duran bir direksiyon. Opel'den alışageldiğimiz bir tasarım. Kulakçıklarımız diğer PSA'larda direksiyondan ayrıyken burada direksiyonla birlikte. İç mekan biraz Berlingo'yu andırabilir ama gösterge paneli ve direksiyonu daha farklı. Şöyle bir kontak açalım. Burada şöyle bir detay var. Bu araç dizel. Bakın 5000'de redline'ı var. Yani kırmızı çizgisi ama 8000'lik de bir göstergesi yer alıyor. Ben motoru çalıştırmak istemiyorum abi. Bana şeyleri göster. Verileri göster. Göstermiyor. Peki biz o zaman gösteriyor. Burada 8000 kilometrelik bir araçmış. Yakıt tüketimine de bakalım. Test aracı gerçi ama. Buradan yapmıyoruz. Direksiyon üzerinden değil. Burası radyo kontrolü. Burası da hız sabitlemeli kontrolü. Opel'ler de şuradandır. Bunu çevirerek şerit takibi görebiliyoruz. 6.4 litrelik bir yakıt tüketimi ortalaması var. Şöyle bir tık daha çevirelim. Genel ortalaması da 7 litre. Yani en son depo muhtemelen bu. 417 kilometredir. 6.4. Uzun süreli de 7 litre. Buna siz kendi kullanımınızla, şunu birazcık kapatayım. Bunu siz kendi kullanımınızla biraz daha düşürebilirsiniz. Böyle güzel okunaklı, hafif renklimsi görünen ama gri, siyah, beyaz olan bir ekran var. Renkli olan tek şey tabela tanıma sistemi. ProAce City'de burada bir head-up display vardı, başüstü göstergesi. Burada onun yerine bir göz var. Bu göz daha kullanışlı bence. Burada bir bardaklığımız var. Yana doğru geldiğimizde ekranın üzerinde bir oyuk var. Buraya da bir şeyler koyabilirsiniz. Ekran Citroen'le dış olarak aynı olsa da iç olarak kendine özel bir ekranı var Opel'in. Dokunmatiği güzel, hızı vesaire de yerinde. Şöyle mesela araç diyelim. Stop and Start park yardımı, yani park sensörü, kör nokta uyarısı, lastik basınç sistemi, ESP yani ASR ve diagnostik diyor. Hızlı erişimle bu araç parametrelerinde park etme, park ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ayna katlama var, geri viteste devreye giren arka silecek var. Yani geri vitese takınca sağ ayağının aşağı inmesi var. Bir de arabayı kilitleyince ayna kapatma var. Farlar, far ayarları muhtemelen eve geliş, evden çıkış vesaire, aynen refakat. Ben telefondan baktığım için şu an ıskalıyorum. Konforda hafif iç aydınlatmayı göreceksiniz. Bu şu aydınlatmanın ayarı. Ayarlardan bunun kademesini arttırabiliyorsunuz ya da azaltabiliyorsunuz. Bu bence gece kısık ayarda güzel bir loş oluşturabilir. Kapalıydı, biz kapatalım yine de. Burada da güvenlik donanımlarını ayarlayabiliyorsunuz. Navigasyona tıkladığınızda bu araçta navigasyon yok. Navigasyon uygulaması açmak için uyumlu bir akıllı telefon USB girişine, yani diyor ki Android Auto ve Apple CarPlay'e bağlı diyor. Eğer bağlarsan navigasyona basınca navigasyon ben sana açarım hala gidiyor. Buradan dediğim gibi resim yönetimi diye bir şey var. Ekrana resim koyabiliyorsunuz. Ayarları yapabiliyorsunuz ve telefonunuzu bağlayıp telefondan Apple CarPlay ve Android Auto'ya bağlayabiliyorsunuz. Böyle bir ekran, güzel bir ekran. Arayüzleri falan güzel, geçişleri de güzel. Aşağıda dörtlü butonumuz ve kapı kilitlerimiz yer alıyor. Onun altında da dijital klimamız mevcut. Burada start stop butonumuz ve eco modu yer alıyor. Aşağıda da çevirmeli vites topuzumuz var. Burada bir göz var. Altı halı kaplı değil, ben anahtarı attım buraya. Biraz ses yapabilir buradaki eşyalarınız. Burada diğer PSA'larda bir şey vardı, hatırlarsınız. Sütun vardı. Burada 2 tane kol dayama koymuşlar onun yerine. Çünkü el frenimiz manuel bir el freni. Burada 2 bardaklık ve altında bir göz var. 12 volt soketini de buraya koymuşlar. Bu da güzel. Önüne de bir şey koymuşlar. Hani bir şey koyarsanız falan diye, ama telefonu buraya atın demiş. Yani şarja tak, buraya at demiş. Bu hani öyle bir oyuk olsun diye. Burada ufak bir göz var. İşte grip kontrolü olanlarda burada onun kontrolcüsü var. Bu onun boşluğu bu arada. Onu öğrendim. Burada bir oyuk var. Yine bunda da altı halı kaplı değil. Şuradaki gözümüz güzel. Bu göz soğutmalı ve geniş bir göz. Altta da torpidomuz yer alıyor. Torpido da derin ve geniş. Güzel bir torpidosu var. Şöyle yavaş yavaş kontağı kapatalım. Arkaya doğru geçelim. Anahtarı alayım, unutmayalım. Önde genel alalım. Üste bakalım. Üstte bir aydınlatmalı makyaj aynalarımız var. Tutamaklarımız böyle. Cam tavanımız var. Cam tavanın perdesini buradan açıp kapatabiliyorsunuz ama basılı tutmanız gerekiyor açıp kapatırken. Biz açalım. Ferah ferah bir çekim yapalım. Ortadaki şu göz, mesela anahtarı şöyle koyayım. Bakın görün. Bu göz kullanışlı ama cam tavanı biraz kapatıyor açıkçası. Bir de arkadaki ortadaki oturuş pozisyonunuzu biraz baltalıyor. Baş mesafenizi. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Şöyle yavaş yavaş arkaya geçelim. Kapısı da geniş ve büyük bu arada. Arka kapı sesi çok güzel. Çok sessiz bir kapı sesi var. Şöyle arka kapıyı açalım. Arka ortayı dikleştirmişler. Arka üç koltuğunda kendi diklik ayarı ve yatırma şekli var. Koltuğu yatırdığınız zaman da şöyle göstereyim. Tek hamlede yatırabiliyorsunuz ve düz bir zemin elde ediyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ama kemer koyacak bir yer yok. Kemer yatırırken içeride sıkışabilir. Şimdi şöyle içeri doğru yavaştan geçelim. Tabii ben yine onu unuttum. Şunu biraz yukarı kaldırın abi geçmeden önce. Şunu. Yoksa sırtınıza otuyor. Şu an daha rahatım. Tabii koltuğu kaldırırken dik konumda mı bıraktım? Hayır. Bu koltukların ileri geri ayarı olması lazım. Bakayım mı? Yok. İleri geri ayarı yok. O C5'teydi, hatırladım. Koltuklar bir tık dik ama rahat bir koltuğu var. Burada da masamız var. Güzel, pandemi günlerinde iş gördü. Kapalıyken mekanlar. Burada güzel bir cebimiz var. Diz mesafesi bir karıştan fazla. Baş mesafesini konuşmamıza gerek yok. Bu ticari bir araç. Bir tek şu sorun. Ortada arkaya ulaşım. Şuradan dediğim gibi arkadaki eşyalarınızı alabilirsiniz. Işığı buraya koymuşlar arkadaki. Ortada bu göz olduğu için. Modutop mıydı bu? Evet. Cam tavanımızı da şöyle bir göstereyim. Nescar reklamı olsun. Onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Ortada bir şaft tüneli yok. 3 koltuk bağımsız. Burada 3 yolcu çok rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. 3 adet bağımsız isofiximiz var. Bu da güzel. 3 tane çocuk koltuğu ya da çocuk koltuğunuzu istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Orta koltukta oturması da yine aynı şekilde rahat ve konforlu. Şaft tüneli olmadığı için ayaklarımı rahatlıkla koyabiliyorum. Arkadan öne genel bir bakış atalım. Güzel bir görünen otomobil. Bu da elektrikli el freni olmadığı için ve konsol olmadığı için klima yok bu donanımda. Bu orta donanım galiba. En dolusu değil. En dolusunda elektronik el freni geliyordur diye düşünüyorum. Ekrana şu an donanımı ben yazarım. Bak şu an tam şuraya yazdım. Evet. Böyle bir otomobil olmuş. Hadi bir çıkalım, bir kapanış yapalım. Şeye bakacağım. Şurada göz var mı? Şurada mı var? Buraya şeyi koymuşlar. Çeki demiri falan koymuşlar. Gözler koltuğun altında. Burada da kriko var. Değişik. Eskiden şu paspasların altında göz olurdu. Bizim arabada vardı. Bunlarda yok. Neyse. Hadi bir çıkalım. Biraz sert bir bagaj kapağı. Kedide artısı vakum vardı. Bunda yok. Depo kapağımız sol tarafta. Dizel. AdBlue Euro 6.2 normlarını karşılaması için. Arka tarafından devam edecek olursak kapı birazcık ağır bir kapısı var ama yükleme, iniş binişler kolay. Koltukların bu boş donanım olduğu için ileri geri ve sırtlık ayarı yok. Katlanabiliyor ama bu koltuklar şöyle katlayabiliyorsunuz. Yekpare şekilde katlanıp düz bir zemin elde ediyorsunuz. Kedi de biliyorsunuz böyle katlayıp sonra bir daha sırtını kaldırmanız gerekiyor. Evet. Şimdi arkaya doğru geçelim. İlk geçmeden şunu söyleyeceğim. Şunu yükseltip kullanmanız lazım. Burası sırtınıza batabilir yoksa. Önde az önce ben oturdum. Şöyle arkaya geçelim. Evet. Bir karışa yakın bir diz mesafesi var. Güzel. Baş mesafesi de saçım başımın aldığını konuşmamıza gerek yok baş mesafesi. Ortada herhangi bir şaft tüneli olmadığı için 3. yolcu rahatlıkla seyahat edebilir. Ancak bu boş donanım olduğu için ortada bir şey yok. Kollayaması olan donanım değil bu. Feel bu. Shine'da var. O yüzden burada herhangi bir havalandırma vesaire yok. Şu orta koltuğa geçelim. Orta koltukta da şaft tüneli olmadığı için gayet rahatım. Ve bu koltukların üçünün ayrı ayrı olması da omuz mesafesi olarak da rahatlık sunuyor. Arkadan öne genel bakışta böyle. Bu biraz ticari hissettiriyor. Şurası böyle kesik falan ya. Ama Shine donanımda burası tek parça olduğu için daha güzel. Burada elektrikli camlarımızın kontrolleri var. Burada kapıyı açıp kapattığımız kol var. Buraya kolumuzu koyabilir miyiz bilmiyorum. Biraz ince. Burada da ufak bir eşya gözü var. Buraya da su şişesi falan sığmaz ama yani arka tarafta biraz eşya gözü sıkıntısı var. Tutamaklarımız var. Üst taraf biraz ufak geldi bana. Bunun cam tavanlı olanı var. Shine'da Modutop geliyor böyle. Üstte hem ışığı oluyor hem de göz olarak kullanabiliyorsunuz. O da hoş bir detay. Ön tarafa geçelim şimdi. Evet, ön kapıyı açtık. Kapısı şu benim sevmediğim şekilde açılıyor. Yeni kedi de böyle. Şu üst parçayla birlikte açılması ticari hissini arttırıyor. Bence binekten uzaklaştırıyor. Kapı şöyle yatarak açılıyor biraz dışa doğru. İniş binişleri kolaylaştırması için. Malzeme kalitemiz tabii ki de sert, ticari yani bu araba. Ama hani kedide de böyle bir değişik bir kaplaması vardı. Bunda da var. Değişik bir kaplamayla biraz daha kalite hissiyatı arttırılmış. Burası kumaş kaplama. Burası da sert. Keşke şu tuttuğumuz yer yumuşak olsaydı ama ticari bir araç. Bunu unutmamak lazım. Burada ufak bir oyuk var. Burada da bir gözümüz var. Şurada ne görüyorum? Arka kapıların çocuk kilidini buradan açıp kapatabiliyoruz. Far yükseklik ayarımız da burada. Burada bir bardaklığımız var. İçeri geçince zaten anlatacağım. Şöyle içeriye doğru geçelim yavaştan. Kapıyı da kapatayım. Burada bir bardaklığımız var. Aynısından sağda da var. Oraya bir küllük koymuşlar. Yine burada da ufak bir bozuk para koyulur. Buraya bardak koyulmaz. Şurada da bir oyuk var. Burada bir göz görüyorum. Ticari için güzel bir detay. Kedi de yoktu. Altında herhangi bir kaplama yok ama burada göz olması güzel düşünülmüş bir şey. Şurada da bir göz var. Bunlar ticari kullanım için. Mesela irsaliyeleri şuraya at. Faturaları, küçük makbuzları şuraya at gibi. Direksiyon C5 Aircross'tan şurada duran tanıdığımız Struen modellerinden bildiğimiz direksiyon. Kulakçıkları ayrı hareket eden. Deri kaplı değil sanırım. Plastik, biraz sert bir hissiyat var. Buradan multimedya kontrollerimizi yapabiliyoruz. Buradan da işte kaynak, bluetooth ve yol bilgisayarı ayarlarını yapabiliyoruz. Yol bilgisayarı buradan. Parça değiştirme buradan sanırım. Cruise kontrol var. Cruise kontrolün kumandası Peugeot'lardan alışageldiğimiz Struen'den, PSA grubundan alışageldiğimiz şekilde. Göstergelerimiz hayalet değil. Klasik bir C3'ten, C3 Aircross'tan bildiğimiz bir gösterge paneli. Bu tarafa geldiğimiz zaman burada bir ekranımız var. Açılacak mı bilmiyorum. Müzik, yani radyo, bluetooth vesaire için araç bilgilerini, navigasyonu, ana menüyü, ayarları gördüğümüz bir buton var. Butonluyorum. Dokunmatik. Klima aşağıda, burada değil. Ve manuel bir kliması var. Bu araç boş paket olduğu için manuel ama derecesini buradan ayarlıyorsunuz. Kademesini buradan ayarlıyorsunuz. Manuel, dijital değil yani. Bozuk paralarınız için buraya bir göz koyulmuş. Elektronik park freni var. Ve benim bu arabada en sevdiğim şey vitesin böyle burada çevirmeli Range Rover havası vermesi. Burada bir oyuk var yine. Altında herhangi bir kaplama yok ve buraya bir şey koysanız düşebilir. Belki de düşmeyebilir. Burada 12 voltluk bir soketimiz var. Aşağıda biraz. Keşke şunun içinde olsaydı. Telefonu buraya koyup koyardın mesela. Burada bir oyuk var. Ve torpido gözü de bayağı büyük, derin. Herhangi bir ışık, kaplama ve soğutma yok içinde. Üstte bir göz var. Burası soğutmalı ve bayağı derin. Malzeme kalitesi üst taraflarda sert. Böyle yukarıda herhangi bir ayna maalesef yok. Evet, şu yukarıdan devam ediyorduk. Yukarıda herhangi bir ayna maalesef bulunmuyor. Burada da halojen aydınlatmalarımız var. Böyle arabanın genelini ben beğendim. Dışarı çıkalım. Evet, bugün yenisi. Evet, bu videomuzda 4 videodan kolaj yaparak bir karşılaştırma videosu yaptık. Sizce hangi PSA ticarisi daha güzel? Siz hangisini daha sempatik buluyorsunuz diyelim. Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.